Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir Diablo lore videosu ile karşınızdayım. Ancak bu sefer genel hikaye akışından ziyade bir karakteri ele alacağız. Özellikle Diablo oyunlarıyla haşır neşir olan arkadaşlar için bu video biraz daha ilgi çekici olabilir belki. Çünkü bugün bahsedeceğimiz karakter Diablo oyunlarının efsanesi sayılan Diablo 2 Paladini, namı değer Hammerdin. Diablo evreninde bu çok başvurulan bir hikaye anlatma yöntemi. Yani oynadığımız karakterlerin ana hikayede bir adı ve yeri var. Paladin için bu durum Diablo 4 ile kesinleşmiş oldu. Diablo 4, yan görevleriyle pek çok lore kırıntısı barındıran ve lore ilgilisi için hazine denilebilecek bir oyun. Lafı daha fazla dolandırmadan hikayemize geçelim. Beğenmeniz dileğiyle keyifli seyirler. Ankekur düştüğünde oradaydım. Mephisto'nun büyüsü zihnimi pençeliyordu. Bugün bile o anı hatırladığımda hissettiğim öfkenin ondan mı, benden mi geldiğinden emin değilim. Ama bu inancımı engellemiyor. Yoldaşlarım, unutmayın ki o gün ışık kazandı. Bir araya geldik ve bir Primeval'ı yendik. Üstelik bunu birlikte başardık. Karanlık irade ışığı asla söndüremez. Bunu sağlamak bizim görevimiz. İnancımızdaki yozlaşmayı keşfettiğimiz gün yeniden başladığımız gündü. O gün gerçekten ışık için savaştığımız gündü. Bu sözler kendini Zakorum inancına adamış bir paladinin, Karthas'ın sözleri. Bu sözleri daha iyi anlayabilmek için biraz geriye gitmemiz gerek. Zakorum inancının detaylarına girmeyeceğim. Kanalın Diablo lore videolarını karıştırırsanız yeterince bilgi edinebilirsiniz. Özetle Zakorum Kilisesi, Diablo 4'te iyice aşina olduğunuz Işığın Kilisesi gibi, ancak aslına bakıldığında çok daha sonraları ortaya çıkmış ve amacı ruh taşlarına hapsedilen büyük iblis generallerinin ruh taşlarını korumak için kurulmuş dini bir organizasyondur. Bu kilisenin merkezi Kuras'ta bulunuyordu. Bunun üzerine Kara Sürgün, Dark Exile sırasında Mephisto burada alt edilince bölgeye çok büyük bir tapınak yapıldı ve ruh taşı korumaya alındı. Böylece bu bölge büyük bir hızla dünya üzerindeki medeniyetin merkezi haline geldi. Ancak Mephisto öyle kolayca yenilgiyi kabul edip hapsini bekleyecek birisi değildi. Yozlaşmayı başlatmak istiyordu. Fakat Kuehegan ünvanı verilen kilisenin ruhani liderleri bu yozlaşmayı bertaraf edebiliyordu. Öte yandan Mephisto pes etmeye niyetli değildi. Daha alt rütbelerdeki rahipleri yozlaştırmayı başardı. Ama yine de dönemin Kuehegan'ı Halem'in aklını çelemiyordu. Halem'in ışığa olan inancı çok büyüktü ve bu nedenle Mephisto'nun büyüsü ona işlemiyordu. Bu yüzden de Diablo 2'de Mephisto'nun tapınağına girmek için Halem'in gürzünü kullanıp kalkan büyüsünü kırmamız gerekiyordu. Mephisto daha fazla beklemeye niyetli değildi. Yozlaştırdığı rahipleri kışkırtıp Halem'i öldürttü. Yerine kendine tam bağlılığı olan Sankekur'u geçirdi. Ankekur, Safir Ruh Taşı'nda hapis halde bulunan Mephisto'yu serbest bıraktı ve kendini tamamen Mephisto'ya adadı. Böylelikle onun bedeni haline geldi. Daha sonra gelişen olaylar neticesinde biz oyuncular Mephisto'yu Kuras'ta, Trevinkle Tapınağı'nda öldürmeyi başardık. Ancak bedenine, Sankekur'a ne oldu tam olarak bilmiyorduk. Diablo 4 ile gelen Lost Legacy, Kayıp Miras isimli yan görevde öğreniyoruz ki o gün Mephisto'yu alt eden Paladin Karthas idi ve Mephisto'yu alt etmekle yetinmedi. Biliyordu ki Sankekur'un bedeni hala nefret doluydu ve öyle alelade kişilerin eline geçemezdi. Bedenini aldı ve Swamplands'e, bataklıklara getirdi. Rakhak Kalesi'ne Sankekur'un mezarını yaptı. O günden sonra buraya The Black Tomb, Kara Mezar denildi. Bunun da yeterli olmayacağını biliyordu. Bu nedenle de kendine yakın paladinleri toplayarak mezarın korumasını üstlendi. Ancak bu paladinlerin zayıf zihinleri Sankekur'un bedeninden yayılan nefretin yozlaştırmasına daha fazla dayanamadı. Paladinler birbirlerini ve kendilerini öldürmeye başladı. Bunlara Diablo 2 oyununda oynadığımız paladin karakter Karthas da dahildi. Nihayetinde kurtuluşu bekleyen çaresiz, ölümsüz ruhlar haline geldiler. Stenia isimli Zakorum inancına bağlı bir Crusader olanları duymuş ve olanları düzeltmek için bizden yardım istemekte. Tabi hemen yola koyuluyoruz ve önce Karthas'ın yol arkadaşlarını ebedi huzura kavuşturuyoruz. En sonunda da Karthas'ı. Böylece bir zamanlar Mephisto'yu alt etmiş ve uzun bir süre Mephisto'nun bedeni olmuş, Sankekur'un mezarına bekçilik yapmış Karthas
tam anlamıyla ölüyor. Görevi yaptığımız alanda Karthas'ın Diablo 2'den kalma zırhı ve kalkanını yerde açık bir şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, burada hikayemizin sonuna geliyoruz. Diablo 2, Hammerdon oyuncularının biraz duygusal anlar yaşadığına eminim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka Diablo Lore videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. When San Kakor fell, I felt Mephisto's magic clawing at my mind. Even today, when I remember that moment, I am unsure if the anger I feel comes from him or me. But that does not hinder my faith. Remember, brothers and sisters, the light won that day. We rallied. We defeated a prime evil. And what's more, we did it together. The darkness will never extinguish the light. It is our duty to ensure that. The day we discovered the corruption within our faith was the day we began anew. It was the day I knew I was truly fighting for the light.